Biz rakamlar ne olacak? Bundan sonra emekliler nasıl maaş alacak? Çünkü bugün ayın 17'si ve emekliler ilk maaşlarını almaya başladılar SSK emekleri. Dolayısıyla bu zam farkı yetişmedi. Şimdi taban maaş bir kere 10 bin lira oldu. Artık 10 bin liranın altındaki bütün maaşlar 10 bin liraya tamamlanacak. Neye tamamlanıyordu? 7 bin 500 liraya tamamlanıyordu. Burada artış oranı 33.34 oldu. Yani 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkartılmış oldu. Ee, enflasyon artışı 37.76 idi. Bunun üstüne 5 puanlık bir refah payı eklendi ve artık Ocak ayından itibaren emekliler Temmuz'a kadar SSK Bağkur emekleri %42.6'lık artışla maaşlarını alacaklar. Buna bir de %4'lük dörtlük e, ek ödeme eklenecek. Hı hı. Peki nasıl hesaplanacak diye böyle bir 4 adımda bir e, hesap var onu istersen anlatayım sonra en son Lütfen. elindeki e, rakamlara gelelim Hı -hı. olur mu birinci adımda net aylığa bir kere yüzde 42.6 artış eklenecek. yani net aylığımızı nasıl göreceğiz e devlete giriyoruz emekli aylık bilgisi yazıyoruz ve bizim e, sayfamız açılıyor orada detaya tıkladığımız zaman net aylığımızı ek ödememizi varsa taban maaşa tamamlanan kısmı görebiliyoruz bir daha nereden görüyoruz e devlete giriyoruz Gerçek. Emekli aylığı yazıyoruz. Tamam. Emekli aylık bilgisi. Arama kısmına yazdım. Evet çıktı. Orada detay diye bir e, buton var. Ona tıkladığımız zaman zaten bütün detaylar geliyor. Orada net maaşımızı görüyoruz. Atıyorum şimdi net maaşımız 6 bin lira diyelim. %4'ü ne eder? 240 lira. 240 lira ayrıca gözüküyor. Biz 6 bin lirayı baz alıp ona %42.6 ekleyeceğiz. Çıkan rakama %4 ek ödeme de ekleyeceğiz. Ee, rakam 10 bin liranın altındaysa seyyanen zam yapılacak ve 10 bin liraya tamamlanacak. Değilse çıkan rakam bankaya yatırılacak. Hesap böyle yapılacak birincisi. Peki ikinci e, grafiğimize bakalım maaşlara ne zaman yansıyacak? Önemli olan bu çünkü bugün e, maaşlar yatırılmaya başlandı biliyorsun. Hı hı aylık gününde yani bugünden itibaren SSK ve Bağkur emekleri %37-76'lık zamla maaşlarını alacaklar. Yani enflasyon artışıyla ki bir süredir E-Devlet'te bu rakamlar gözüküyordu zaten. Refah payı ve taban maaş için şimdi yasa çıkacak. Yani yasa diyecek ki 5 puan eklenir artı 10 bin liraya çıkartılır taban maaş. Yasa, torba yasanın içine eklenecek. E ve daha sonra bu yasa yürürlüğe girdikten sonra bu 5 puanlık fark hesaplara yatırılacak. Hı hı. Eğer 10 bin liranın altındaysa ayrıca 10 bin liraya tamamlanan fark da yatırılacak. Bu ne zaman yatırılacak? Öyle gözüküyor ki yasa çıktıktan sonraki bir takvimde yatırılacak. Ama Şubat'ın başı olabilir, ocağın sonu olabilir. Ama bu fark yatırılacak. Böylece e, emekliler artık Temmuz'a kadar alacakları gerçek e, artıştaki maaşlarını Görmüş olacaklar. Nasıl öğrenilecek diye bir başlığımız daha var. Onu anlatmıştım ama tekrar edeyim. Bu önemli çünkü. E-Devlet'te emekli aylık bilgisine giriliyor. E-Devlet kullanamayanlar? E-Devlet kullanamayanlar ALO 170 arayabilir. Yakınsa SGK Müdürlüğü'ne gidebilir. E ALO 170. Onu, ben bakayım da. Tamam. Siz <laughs> devam edin ben bakayım. E Dolayısıyla net maaşlarını öğrenebilirler ya da Bankaya yatan paranın yüzde dördünü çıkarttıkları zaman zaten net maaş ortaya evet, çıkacak. 170. Taban maaş farkı ayrıca görülecek. Yani orada işte e, en alt kısımda taban maaş farkı oluyor e, düşük maaşlar için söylüyorum. Fark yatacak. E, fark yattıktan sonra da e, ek ödeme artacak.